Ya biz piyasaya gireceğiz, devletin verdiği fiyattan fındık alacağız ya. Ya piyasa daha düşük olursa? 2007 yılında başkan olduktan sonra, yani o ara çok, özellikle 5 yıl çok mecliste, bakanlıklarda, işte Sayın Başbakan'ın işte konutunda falan hafta bir oradaydım. Şu anda mesela bu müdahale alımını TMO yapıyor. Bana göre müdahale alımı yapmıyor. Sadece alım yapıyor çünkü müdahale kısmını dışarıda bırakıyor. Müdahale alımı ürünün bol olduğu zaman üretici mağduriyet mi anlamında. Dolayısıyla bizim çiftçimiz çok parçalı. Parçalı çiftçi maalesef fındıkla tekelleşme çok fazla. Geçmişte de fazlaydı. Şimdi daha fazla. Dolayısıyla o tekel güçlü insana karşı zayıf kalıyor. Diyor ki devlet, ey işte sanayici, güçlü adam. Yani benim üreticimi yalnız zannetme. Ben üreticimin yanındayım. Dolayısıyla bir müdahale fiyatı veririm. Eğer sen müdahale fiyatının çok altına düşersen, bir miktar altına düşebilirsin, makul bir seviye var. Ama çok altına düşersen fındığın tamamı bana gelir. Ben daha sonra o sezon içinde sana bir tane fındık vermem. Sen de taahhütlerini yerine getiremezsin. Fabrikanda işleyecek ürün bulamazsın demektir. Ama şu anda geçmişte belki bunu fiskolojik de yaptı. Şu anda TMO ne yapıyor mesela? İşte alıyor. Şu anda bütün sanayici biliyor ki TMO aslında Nisan'da fındığı satacak ya. Dolayısıyla evet, TMO'ya ürün veren üretici mağdur olmuyor belki. Belki TMO hiç alıma girmezse evet fındık daha çok aşağı düşebilir belki ama müdahale alımının amacına uygun davranmadığı için o harcanan paradan ve harcanan emekten ve harcanan zamandan aslında elde edilmesi gereken tam fayda elde edilemiyor. Arkadaşlar, devlet desteği olmadan fiskobirliğin kooperatiflik dışında başka bir iş yapması mümkün değil. Biz dedik fındığı alacağız üreticiden, Entegre tesisinde işleyeceğiz, Türkiye ve dünyaya en iyi ağır mamul olarak satacağız ki bunun Türk piyasasına, Türkiye'nin dünyadaki fındık piyasasına ve üreticiye katkısı olsun sonuç itibariyle. Dolayısıyla hazine desteği olmadan üretici birliğinin, kooperatif birliğinin müdahale alanı yapabilme imkanı yoktu. Mesela genelde kamuoyuna şu tartışılıyor. Fiskobirlik ne kadar fındık oluyor, alıyor? Ben diyorum ki 15-20 bin ton alıyorum. Diyor ki insanlar az. Evet az, doğru. 15-20 bin ton fındık az. Ama arkadaşlar bir ürünü mamul yapmaya kalktığınız zaman o ürünü stoklamak zorundasınız 5-6 ay ve o 5-6 aylık finansı da karşılamak zorundasınız. Ya. Üreticiye borcumuz kalmadı. Çiftçiye borcumuz kalmadı, piyasaya borcumuz kalmadı, bankaya bu anlamda ödeyemeyecek borcumuz kalmadı vesaire vesaire. Çok zorlu süreçlerden geçtik ya. Şimdi artık tırnaklarımıza kazıyoruz. Elde ettiğimiz küçük gelirlerle, bir kısım güvene dayalı finansmanlarla meseleyi yürütmeye çalışıyoruz. Ya biz bugün yaklaşık bizim 20 ana kalemde 120 tane barkodlu ürünümüz var arkadaşlar ya. Türkiye'de muhtemelen perakendacılığımız 1 milyara yaklaştı, bir katılıyorum diyorum ya. Şu anda 25 tane ülkeye ihracatımız var. Fındıkta da fiskobirliğin marka değeri dünyada öyle. Bu aslında bu ülkenin, bu milletin bir değeri. Dünyada üretimde birinci olduğunuz bir üründe, dünyadaki insanların tüketimde de birinci olduğu bir nihai mamul markanız olacak ya. Dünyada en çok fındık nerede tüketiliyor? Kakaolu kremada. Biz şimdi Nuka çıkarıyoruz ya. Biz Nuka'yı dünyaya satmayı başardığımız anda emin olun fiyat da bizde, piyasa da bizde, kontrol de bizde. İster Ahmet gelsin başa, ister Mehmet gelsin, ister Yakup gelsin ya. Nuka arkadaşlar, Nuka bu. Türkiye pazarında ilk üçteyiz ama karşımızda çok ciddi bir dev var. Tabii onunla çalışmaya çalışıyoruz vesaire. Yani trans dediğiniz yağ yok bunda ve sadece bunda yok, onu söyleyeyim ya şeydi.